erkek bebek olma ihtimali kanseri tetikler mi? Hayır, tetiklemez. Normalde burada bir rahim ağzı kanseri olduğu için normalde kız bebek doğmasını bekleriz. Hı-hı. Aslında bunun böyle bir şeyi yok. Burada erkek bebek doğmuş. Yani bunun cinsiyetle ilgisi yok. Rahim ağzı kanserlerinde en önemli etiyolojilerden bir tanesi de HPV enfeksiyonu dediğimiz cinsel yola bulaşan bir virüstür. Onun için mutlaka bu virüsten korunma yöntemlerini erken yaşta tüm kız çocuklarına ve özellikle erkek çocuklarına öğretmeliyiz. Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Doğum kanalında bir enfeksiyon varsa yeni doğan bebeğe enfeksiyon bulaşabilir ama kanserin bulaşması çok 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 nadir görülen bir olay. Normalde rahim ağzı kanseri orta yaştan daha sonra olan kadınlarda görülen bir hastalık. Zaten bu yaş kadınlarda doğurganlık özelliğini normalde kaybetmiş kadınlardır. Doğurganlık yaş grubunda rahim ağzı kanserinin olması ve bebeğe geçmesi çok çok nadir görülen bir olay. Burada çok büyük ihtimalle hem annede hem de bebekte bir bağışıklık sistemi sorunu vardı. Hem annede hem de bebekte eğer bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun varsa yeni doğan bebekte bu sistemin doğru düzgün çalışmaması sonucunda anneden aldığı sağlıklı olmayan hücrelerin tekrar aktive olarak bir tümör hücresi olarak gelmiş olduğunu düşünmekteyim. Onun dışında kanser yan yana oturmakla, aynı yemekten yemek yemekle, aynı eşyaları kullanmakla ve anneden çocuğa geçen bir hastalık değildir. Mutlaka eğer ki rahim ağzında yer kaplayıcı bir lezyon varsa ki bebeğe hastalık bulaştıracağına ki bu vaka örneğinde görüldüğü gibi yer kaplayacak bir lezyon varsa, orada bir tümör kitlesi varsa zaten bu bebeğin normal yolla doğum yapması da çok zor. Onun için burada sezaryen yolu tercih edilmelidir. Anneler, gebe hanımlar böyle bir şeyden imtina etmesinler, korkmasınlar. Ama mutlaka önermemiz gereken şey genç yaşta başlayarak düzenli olarak rahim ağzı kanserinden korunmak için düzenli simir kontrollerinin yapılmasıdır. Bu özellikle bu vaka genelinde de söylememiz gereken şey annelerin mutlaka jinekolojik muayenelerinde simir testi dediğimiz rahim ağzı kanserinin başlangıç hücrelerini tespit eden tahlilin yapılmasıdır. Rahim ağzı kanseri başlangıçta hücredeki bir değişiklik olarak başlıyor. Eğer tedavi edilmezse yavaş yavaş bozulmalar devam ediyor ve aslında uzun bir sürede rahim ağzı kanseri oluşuyor. Bizim amacımız rahim ağzı kanseri oluşmadan daha hücresel başlangıçlıklar, bozulmalar olduğu dönemde bunun tedavi olmasıdır. Gebe olan annelere kemoterapi yapmıştım ve çok sağlıklı bebekler doğurmuşlardı. Onun için aslında şurada söylememiz gereken şey kanserden değil de geç kalmaktan korkmak lazım. Mutlaka düzenli kontroller yapılırsa genç yaştaki hanımlar olsun, gebe kadınlar olsun, kanser olmaktan değil kanserin genç tanık olmasından korkmaları gerekmekte.